Yavaş yavaş. Bayrakları geriye doğru alın arkadaşlar. Bayrakları biraz geri doğru. Biraz geri doğru. Bir müsaade edersiniz. Geriye gelin. Çok az geriye gelin lütfen. Başka kim var genel başkan yardımcısı? Evet. Hazır mısınız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, 28 Ağustos'ta başlayan ve bugün Anıtkabir'de sona eren İstiklal Yolu Zafer Yürüyüşümüz, Akyurt Şehitler Çeşmesi'nde neticelendi. İnebolu Türk Ocağı önünden başladık yürümeye ve 281 kilometreyi 101 sene sonra tekrar yürüdük. Ve yürüyüşümüzün her kilometresinde İstiklal Harbi'nde bundan 103 sene önce, 102 sene önce, 101 sene önce bu yolda cepheye silah ve cephane taşıyan atalarımızın mübarek nefeslerini hissettik, hissederek yürüdük. Her adımda cumhuriyet ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz o kanıların gıcırtılı tekerlekleri bize eşlik etti. Seydiler ilçemizde Şehit Şerife Bacı'nın mezarını ziyaret ettik ve onun manevi şahsında cepheye silah ve cephane taşıyan bütün atalarımıza dua ettik. Şerife Bacı kar yağdığı zaman top mermileri ıslanmasın diye bebeğinin üzerinden örtüyü alıp top mermisinin üzerine örten atamızdı. Bu ruh ve coşkuyla yürüdük ve kimi zaman kısa mesafelerde de koştuk. Marşlar söyleyerek yürüdük. Yürüyüşümüzde baştan sona yürüyen bir grup olduğu gibi benimle birlikte bir günlüğüne, iki günlüğüne, on günlüğüne veya birkaç saatliğine katılan arkadaşlarımız da oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu yürüyüş aslında bir spor faaliyeti değil. Bu yürüyüş Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız gerçeğini ortaya koymak amacıyla düzenlenmiş bir anma faaliyetiydi. İnebolu'dan Ankara'ya Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımızı bütün Türk toplumuna hatırlatmak için yürüdük. Böylece hem İstiklal Yolu'na dikkat çekmiş olduk hem de Cumhuriyetimizin ne zorluklarla kurulduğunu bir ölçüde bizzat biz de yaşamış görmüş olduk. Ve Cumhuriyetimizi kuran başta Atatürk olmak üzere bütün kadroya, bütün şehitlerimize ve gazilerimize minnetlerimizi tekrar sunma fırsatı bulduk. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının üzerinden İstiklal Harbi neticesinde 100 sene geçti. Türkiye Cumhuriyeti değerli arkadaşlar 1071 ile 1922 arasında devam eden 851 sene süren birleşik bir Avrupa'ya karşı kesintisiz savaştan sonra milyonlarca kilometre kare toprak ve milyonlarca insan yitirdikten sonra kurulmuştur. 1922'de Anadolu'da 8-9 milyon insan hastalıklı, eğitimsiz, altyapısı olmayan
adeta tükenmenin eşiğinde bir toplumduk. Aradan geçen 100 yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Türk milleti için adeta bir ikinci Ergenekon oldu. Kısmi barış içerisinde ekonomimizi, eğitimimizi, sağlık sistemimizi, özetle devlet ve toplum yapımızı yeniden ihya etmenin mücadelesini verdik ve belirli bir ölçüde de başarılı olduk. Cumhuriyetimizin kutlanmaya değer 100. yılını kutlamak için yürüdüğümüz bu yolda bizle birlikte yürüyen, memleketin her köşesinden gelen, yolda bizi karşılayan, uğurlayan ve özellikle Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu olarak güven içerisinde yürümemizi sağlamak için ellerinden gelenleri, her şeyi yapan değerli jandarma ve polis kardeşlerimize de Zafer Partisi adına teşekkürlerimi iletiyorum. Değerli basın mensupları, bu yürüyüş ile bir tarihi vefa görevini yerine getirmiş bulunuyoruz. İlk defa İstiklal Harbi bittiğinden bu yana bu yoldan tekrar yürünmüş oldu. Hem İstiklal yoluna dikkat çektik, hem de Cumhuriyetimizin ne zorluklarla kurulduğunu tekrar hatırladık ve hatırlattık. 100. yılını kutlamakta olduğumuz Cumhuriyetimiz bize Mustafa Kemal Paşa'nın, cephede vuruşan kahraman askerlerin ve cephe gerisinde hizmet gören Şerife bacıların aziz bir emanetidir. Bu emanete atalarımız gibi canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. 100. yılı görmek istemeyen, kutlamak istemeyen veya bağımsızlığımıza göz dikenlere buradan İstiklal yolundan söylenecek bir sözümüz var. Cumhuriyetimiz kolay kurulmadı ve asla yenilmeyecek. Zafer Partisi olarak vatanımızı, bağımsızlığımızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi buradan Anıtkabir'e yürüyerek ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Şerife bacıların, Halime çavuşların hala görevde olduğunu bildirecek ve dua edeceğiz. Evet, şimdi hep birlikte arkadaşlar Anıtkabir'e doğru yürüyüş.